Bilgisayar oyunu ve teknoloji bağımlılığı günümüzün en büyük sorunlarından biri. Oyun bağımlılığına karşı ailelere dijital ebeveynlik kursu verilmeye başlandı. Peki dijital ebeveynlik nedir? Anne ve babaların çocuklarını bağımlılıktan kurtarması mümkün mü? Cevabı haberimizde. Oyun oynuyor musun? Evet. Seviyor musun oyun oynamayı? Çok seviyorum. Seviyorum. Nerede oyun oynuyorsun? Dışarıda mı yoksa bilgisayarda mı? Bilgisayarda. Yani vermiyoruz eline telefon. Telefon, bilgisayar gibi aletler verilmiyor. Dijital bağımlılık giderek artıyor. Çocuklarını sanal dünyadan korumak isteyenler dijital ebeveynlik kurslarına gidiyor. Çocuklarımız bağımlılıktan kurtarmak için, çocuklarımızı doğru yönlendirmek için dijital okuryazar olması gerekiyor. Dijital oyun bağımlılığı anne ve babaların en büyük sorunlarından biri haline geldi. Neredeyse herkes çocuğumu telefondan, tabletten, bilgisayardan nasıl ayırabilirim derdine düştü. Dersten çok bilgisayar ve telefona, tablete daha düşkünler. Oyun çılgınlığı çocukları aile hayatından okul başarısına kadar olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorunla baş etmek güç olunca uzman anne ve babaları yönlendirecek dijital ebeveynlik kursları vermeye başladı. Anne baba olarak önemli görevlerimiz var. Burada dijitalde neler yapmamız gerekiyor? Hangi sayfalara dikkat etmemiz gerekiyor? Benim çocuğum hangi yaş grubundaysa benim çocuğum neler kullanması gerekiyor? Hangi internet paketleri almam gerekiyor? Bunların hepsini bu dijital okuryazarlıkta, dijital ebeveynlikte öğreniyorsun ve ona göre yönleniyorsun. Dünya Sağlık Örgütü oyun bağımlılığını bir hastalık olarak tanımladı. Buna da oyun rahatsızlığı adını verdi. Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren çocuklar tehlikeyle karşı karşıya. Siber saldırı biliyorsunuz geçen sene bu zamana kadar %542 artmış durumda. Şimdi çocuklar yanlış gruplara giriyorlar. Yanlış gruplardaki onları çağırıyorlar. Çocuk kaçırmaya kadar gidebilir bu konu. Çünkü siber zorbalığa en çok çocuklar maruz kalıyor. Uzmanlar tehditlere karşı anne ve babaların dijital dünyaya adım atmalarını tavsiye ediyor. Dijital ebeveynler olun, dijital okuryazar olun ki çocuklarınıza asla katiyen kısıtlamayın. Onlarla beraber dijitali kullanın ve doğru yönlendirin.